Show devam ediyor arkadaşlar. Herkes mutlu mu? İyi misiniz? İyi. Yerinden memnun olmayan var mı? İyi. Harika. Aradığımız da bu. Evet. Harika. Herkes orası mutlu değil. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum. Abi erken geleceksin, yer kapacaksın. Bak bunlar sabah geldiler. Neyse şimdi bunun ne yeri ne zamanı. Şimdi bunları konuşmanın yeri değil. Anlat bana Hazar'cığım. Neydin, ne oldun? Dizide bu kadar patlayacağını biliyor muydun? Diziye daha küçük bir rolle mi girdin? Dizi büyüdü mü? Ne oldu yani? Dizinin içine büyüdün mü? Daha önce neler yapıyordun? Bir öğrenelim seni. 16 yaşındayken işte Kıbrıslıyım ben. Orada Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'na katıldım. Evet. Kursiyer olarak. Sen Kıbrıs doğma büyüme, evet, öyle evet, mi? Aynen. Orada işte tiyatro yapıyordum. Yani oradaki çalışmalara katılıyordum. Ders daim geldi bir gün. İşte Kıbrıs'ta son çektiği filmi Gölgeler Suretler için. Evet. Audition yapıyordu işte, 16-17 yaşlarında bir kız arıyordu. Ben de katıldım. 3-4 kere audition'ı aldıktan sonra seçti beni filme. Sonra? Filmden sonra? Sonra... Yine buraya da audition'la katıldın. Evet 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 tabii. Kuzey Güney'e de öyle evet. Katıldın. Yani işte festivaller falan bir şekilde girmiş oldum. İşin buraya geleceğini biliyor muydun, bu kadar büyüyeceğini? Hayır. Yani bizim için büyüdü çünkü. Gerçekten ne diyorsun Güney? Güney Simay'ın rolü. Öyle abi. Aslında Hazar'la bizim çok ilginç bir hikayemiz var. Evet. Gölgeler ve Suretler'de beraber oynadık. Sen de Kıbrıs'ta üniversiteyi okudun. Evet evet ben evet. Kıbrıs'ta üniversite okudum. Ondan sonra orada Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nda kaldım. Bayağı 10 yıl falan kaldım ben Kıbrıs'ta. Sonra işte İstanbul'a geldik. Gölgeler ve Suretler'de beraber oynadık. Sonra Kuzey Güney'de. Ben torpil yaptırdım, aldırdım onu. Ha eyvallah. Güzel olmuş ama gerçekten de. Ve iş büyüdü. Buraya kadar geldi. Aynen. Peki kötü karakter. Yani hani yani ne kadar kötü demek de bir garip bir durum. Evet yani kötü bir karakter. Sen izliyor musun diziyi? Ben birkaç defa seyrettim. Ya ne yalan söylüyorsun. Vallahi seyrettim. Yalan söylüyorsun ama ilk şu anda. Bölümlerini seyrettim. Ha? İlk bölümlerini. İlk bölümlerini izledin. Evet. Ama şöyle, kuliste oturup konuşurken bana hiç izlemedim dedin. Ama dedin yani, biliyoruz bunu. Ama ilk bölümlerini seyrettim dedim. Şu anda seyretmiyorum, bilmiyorum. Niye seyretmiyorsun? Beğenmiyor musun denk diziyi? Denk gelmiyor. Efendim? Denk gelmiyor. Denk gelmiyor. Konserler falan filan var değil mi hocam? Evet. Yok. Zor işler. Yok, konser de yok aslında. Konser de yok. Öyle oturduğum yerde denk gelmiyor diyorsun. Denk gelmiyor. Evet. Televizyon seyrediyor musun? Seyrediyorum. Ne seyredersin? Yani evde daha çok... Bizim şey belgesel açık ya. Ya belgesel deme diyecektim. Ya yemin ediyorum. Vallahi ben de diyecektim yani. Belgesel acayip demez açık. Herhalde bir artık de, bu kadar da değil. Bir de ben... Ya, aa bu ne oldu ya? Bir de arkadaşlarımı gördüğüm zaman değiştirmiyorum yani. Böyle merak ediyorum ne yapıyor arkadaşlarım falan diye. Kimler var arkadaşın? Kimler yani? Ya işte dizi oyuncuları. Mesela Hande'nin var. Hande Soral'ın onu seyredim. Ha Hande var. Kuzey Güney'in içinden kim var? Arkadaşın var mı? Kıvanç var. Eskiden Rıza vardı. Ha Rıza Kocaoğlu. Evet. Ah o da ne oyuncu. Ondan süper adam. Sonra, başka yok galiba değil mi? Ben yeni tanıştık biz. Evet. Sevdiniz mi birbirinizi? Sevdik. Çok kanımız hadi kaynadı. Bakalım. Hadi bakalım hayırlısı. Bir programın daha sonuna geldik. Herkes birbirini biz sevdi. Elelim. Herkes mutlu. Seyircimiz kaynaştı her şeyden önce. Ona çok sevindik. Ben de artık evime gidiyorum. Hoşçakalın. Şimdi ne oldu beğenmedin mi? O efekt ne? Vaa falan ne oluyor? Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Kendi kendine bir sinir minir. Onu söyleyecektim sana. Kötü karakter de gerçekten başına hırpalanıyor kızcağız. Dizi izleyenler var. Herkes buna bir fırça atıyor. Otur orada, kalkma oradan, eve gitme, onu yapma, bunu yapma. Herkes bir atarlı mı? Herkes bir atarlı gider gerçekten de yani. Kıvanç'tan korkuyor musun? Yok canım Kıvanç'tan korkuyor. Ama yani ciddi korkunç oynuyor adam yani bir yerden sonra. Böyle bir geriliyor yani. Ya yok ya. En son bir ağzının dibine kadar girip bağırdı be abi burada yani hani. Kuş kadar canın var diye. Kuş kadar canın var diye. Biz sevgili Hazar'a fırça atılan sahneleri topladık. Herkesin kötü karakter bildiği Hazar bunu izledikten sonra öyle zannediyorum hepiniz. Ay 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 diye. Anne sevinci, üzüntüsü. Hep beraber izleyelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,